Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi sizin ve bütün inananların üzerine olsun. Bugün nasip olursa inşallah sizlerle beraber paylaşacağımız konu Kadir Gecesi. Kadir Gecesi aynen şu şekilde ifade ediliyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. O gece Rabbinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de inerler. Artık o gece bir esenliktir gider. Ta ki tan ağarana kadar diye buyruluyor Kadir Gecesi'nde. Evet. Kadir Gecesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmetine mahsus olan bir gecedir. Hem de öyle bir gecedir ki Allahu Teala'nın af ve mağfiret gecesidir. Başka bir peygamberlere böyle bir gece mahsus değildir değerli izleyiciler. Bunu özellikle Allahu Teala alemlerin efendisine vermiştir. Hadis-i şerifte şu şekilde buyurulmaktadır. Allahu Teala Kadir Gecesi'ni ümmetime hediye etti. Ondan önce hiç kimseye vermedi diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki ümmetlerden 1000 sene cihat eden insanları düşünüp benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülmüşler. Allahu Teala Celle Celaluhu Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir diye buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Hem de Kadir Gecesi her Ramazan ayında gelir. Allah-u Teala her sene bu geceyi onun ümmetine ikram eder. Resulullah Efendimiz'e kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu alemlerin efendisi. Uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri benim ümmetim işleyemezler diye düşününce Allah-u Teala ona 1000 aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsan etti değerli izleyiciler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail peygamberlerinden 80 yıl Allahu Teala'ya ibadet edenler oldu diye buyurunca ashab-ı kiram hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip ya Resulallah senin ümmetin bu peygamberlerin 80 yıllık ibadetine şaşarlar. Allahu Teala sana ondan iyisini gönderdi diyerek Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır mealindeki ayeti okudu. Kadir Gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır. 4 gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahu Teala o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez. Onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol bol ihsana nail olurlar. Bunlar Kadir Gecesi, Arefe Gecesi, Berat Gecesi ve Cuma Gecesi ve günleridir diye buyurulmaktadır. Yine bir hadis-i şerifte inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları af olur diye buyurulmaktadır Allah Resulü tarafından. Yine buyuruluyor ki Kadir Gecesi'nde bir kere Kadir Suresini okumak başka zamanlarda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmekten daha sevaptır. Kadir Gecesi'nde bir tesbih, Sübhanallah, bir tahmid, Elhamdülillah, bir tekbir, La ilahe illallah diye söylemek, 700 bin tesbih, tahmid ve tekbirden daha kıymetlidir diye buyurmaktadır gönül dostları. Ve Kadir Gecesi'nde az bir zaman dahi olsa namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir diye buyruluyor. O gece ümmeti Muhammed'in affı mağfiret gecesidir. O gece Allah Resulü'nün hatırına, Resulullah'ın ümmetine verilmiş bir ikram gecesidir. Kadir Gecesi'nde 3 defa La İlahe İllallah söyleyen Müslümanın birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer diye buyurulmaktadır. Evet, gerçekten Kadir Gecesi'ni yakalamak biraz dikkat, biraz da imanla alakalıdır değerli izleyiciler. Çünkü niçin? Son 10 günde aranması noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır. Evet, bu son gün için özellikle
daha şuurlu, daha dikkatli ve zamanı olan müminler itikafa girerler. Ve bütün günlerini ibadetle geçirirler ki o son 10 günü yakalayabilmek için. Tabii ki bizler çalışan insanlar ve hayatın koşuşturması içerisinde olan insanlar varız. Mümkün olduğu kadar bu son 10 gün içerisinde özellikle tek günlere denk getirmeye gayret göstermelidir diye buyurulmaktadır. Kadir Gecesi Ramazan ayı içindedir. Biliyorsunuz. Kadir Gecesi'nin hangi gecede olduğu kesin olarak belli değildir. Çünkü eğer kesin belli olmuş olsaydı insanlar o gece üzerine yoğunlaşırlardı. Ve çoğu zamanları da ibadetten belki de uzak geçirirlerdi. Onun için de Kadir Gecesi'nin saklı olmasında da bir sır vardır. Allah bilir değerli dostlar. Büyük Allah dostları, Allah-u Teala'nın rızası taatte, gazabını günahlarda, orta namazı 5 vakit namazda, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın içerisine gizlemiştir diye buyurmuşlardır. O halde Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için hiçbir iyiliği küçük görmemeli. Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için hiçbir günahı küçük görmemeli. Orta namazı kaçırmamalı ve 5 vakit namazı vakti içerisinde kılınmalı. Ve biliyorsunuz ki Allah dostlarını, evliyasını, sevdiklerini Allah-u Teala halk içerisinde gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Çünkü hani buyuruluyor ya, her geleni Hızır bilmelisin diye ve her geceyi de bir Kadir gecesi bilmelisin diye. Gerçekten geceler çok önemli. Allah indinde en kıymetli gece Kadir gecesidir değerli izleyiciler. Bin aydan daha kıymetli olan Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış gibi sayılır diye buyurulmaktadır. Kadir Gecesi ile ilgili hadis-i şerifler yine şu şekilde devam etmektedir. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayın diye buyuruluyor. Yine bir başka hadis-i şerifte Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününün 21, 23, 25 ve 27 ve 29. gibi tek gecelerde veya Ramazan'ın son gecesinde arayın, sevabını umarak Allah'tan Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirenin günahları affolunur diye buyurulmaktadır. Kadir Gecesi bazı rivayetlerde 27. gece olduğu ifade edilmektedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesine çok isabet ettiğini buyurmuşlardır. Kadir Gecesi'ne rastlamış olan bir geceyi ihya eden, yani bu geceyi ihya eden Kadir Gecesi'ni gerçekten ihya etmenin sevabıyla Allah-u Teala'ya ulaşır. O geceyi ibadetle geçirmenin hükmü çok fazladır. O gece melekler semalardan inerler. O gece her taraf esenlik içindedir. Ta ki gün aydınlanana kadar. O gece gafletle geçirilmemeli. O gece mümkün olduğu kadar ibadetlerle geçirilmelidir. Ve Kadir Gecesi'nin sevabına umabilmek kadar bundan daha güzel ne olabilir değerli izleyiciler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yıl Kadir Gecesi Ramazan'ın ilk gecesi içinde geçti diye bir rivayeti var. Ama bazı yerlerde de 27. geceyi ihya edin. Ramazan'ın 27. gecesini ihya edene vücudundaki kıllar sayısınca hac, ümre, şehit ve gazi sevabı verilir diye buyurulmaktadır. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde bu yıl Ramazan gecesi geçti fakat Ramazan'ın 27. gecesini ihya et. Kadir gecesinin sevabına ulaşan şefaatten nasipsiz kalmasın diye bizzat Resulullah'ın buyurulduğu rivayetlerde buyurulmaktadır. Hazreti Ayşe validemiz de 13. geceydi, geçti. Kadir gecesini kaçırsaydın 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen ahiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibadet sana yeter diye buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine Hazreti Ayşe validemiz buyuruyorlar ki Resulullah Ramazan'ın son 10 gününde çok ibadet ederdi diye buyurmaktadır. Mübarek vakitlerde günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatlerde ve ibadetleri her çeşit hayrı ve hasenatı arttırılmalıdır değerli dostlar. Zira Allah-u Teala tarafından sevilen kimse faziletli vakitlerde mümkün olduğu kadar hayırlı amellerle meşgul olur. Ve buğz ettiği kul ise faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha da şiddetli olmasına vesile olur değerli dostlar. Öyle bir vakitlerden mahrum bir kalan insanın hali ne olur acaba, bunu düşünmek gerekir. Evet, bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli, kitaplar okumalı,
Kur'an-ı Azimüşşan okunmalı, ibadetler yapılmalı, zikirler çekilmeli, gece namazları kılmalı, kaza namazı üzerinde olan insanlar kaza namazları kılmalılar. Bu gece mümkün olduğu kadar hayırlı ameller edilmeli ve bu gece dua etmeli bol bol. Bu gece devamlı nasuhi tövbeler etmeli gün ağırana dek ve bu gece bugün içerisinde sadaka vermeli değerli izleyiciler. Müslümanları sevindirmeliyiz. Bunların sevaplarını ölü diri bütün mümin kardeşlerimize hepsine göndermeliyiz. Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın bütün günahları affolursa namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Tabii ki biliyorsunuz. Bunları da kaza ederek borçtan kurtulmak gerekir. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Onun için elimizden geldiği kadar hayır ve hasenatta birbirlerimizle yarışalım bugün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kadir gecesinde özellikle şu duayı çok okurdu. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fevfu anni. Duasını okulmasını buyurmuşlardır değerli dostlar. Yani ya Rabbi sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle anlamına gelir bu dua. Evet. Bin aydan faziletli, ne kadar da kadri yüce olan bu ayın içerisinde sayısız günahkar insanlar affa uğrar bu gece içerisinde. Evet, bu geceye çok dikkat etme. Allahu Teala'nın rahmeti, mağfireti çok geniştir. Allahu Teala Gafurur Rahim'dir. Allahu Teala merhametlilerin en merhametlisidir. Behaki de buyuruyor ki, Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın bütün günahları affolursa da, bakın altını tekrar çizerek söylüyorum, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmuş olması lazımdır. Hani kardeşlerimiz bazen şöyle düşünebilirler, ben bunu yaptım, bütün üzerimden yük kalktı diye. Hayır, dikkat etmek lazım. Allahu Teala Gafurur Rahim'dir. Allahu Teala merhametlilerin en merhametlisidir. Elbette ne ile dilerse öyle olur. Ama biz kulumuzla zirveye çıkmaya çalışalım. Biz Allahu Teala'ya kulumuzla en güzel şeyleri yapmaya çalışalım. Allahu Teala şu fani dünyaya bizleri cehenneminde yakmak için göndermedi ki. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet, günahlarımızın affolması için tabii ki kulumuzun zirvesine çıkmak lazım. Onun için de bu gecede özellikle bol bol Kur'an okuyalım değerli izleyiciler. Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, tövbe etmeli, dediğimiz gibi sadaka vermeli, bol bol sadaka vermeliyiz. Gerçekten çok önemlidir. Tabii ki bu gecenin bazı özellikleri vardır. Ramazan'ın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunları yapmalı değerli izleyiciler. Yatsı namazlarında Zamm-ı Sure okuyarak özellikle Kadir suresini okumaya gayret gösterelim. Kadir gecesi okunacak duayı mümkün olduğu kadar okumaya çalışalım. Bir iki sayfa muhakkak ki Kur'an okumaya çalışalım. Bu geceyle ilmimizi artırma noktasında ilmihaller, dini eserlerden okuyarak ilmimizi birazcık arttırmaya çalışalım. Ne olursa olsun bu zaman süreci içerisinde mümkün olduğu kadar bu son 10 gün içerisinde mümkün olduğu kadar bunları yapmaya gayret gösterelim. Sadakalar vermeye çalışalım. En azından gece seher vakti 2 rekat namaz kılıp silsile-i aliyeyi okuyarak dua etmeliyiz o güzel insanların hatırına. Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gece namazlarını kılmaya çalışalım. Teheccüd vakitlerinde kalkıp mümkün olduğu kadar namazlar kılmaya çalışalım. Kadir gecesinin alametleri çok farklıdır değerli izleyiciler. Kadir gecesinde açık ve sakin bir hava vardır. Çok sessizdir. Ne sıcaktır ne de soğuktur. Ertesi sabah güneş kızıl olup şuasız doğar. Kadir gecesinde ne bir köpek sesini işitirsiniz ne de başka kötü bir ses. Alimler de bu şekilde ifade etmektedir. Ubeyd bin Ömer Hazretleri anlatır ki, Kadir gecesinde denizdeydim. Denizin suyunu içtim, tuzlu değildi. Tatlı ve hoş idi diye buyurmuştur. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir. Sabahında da güneş zayıf ve kızıl olarak doğar diye buyruluyor. Yine buyruluyor ki, Kadir gecesi açık olur. Sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur, yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır diye buyuruyor. Yine Kadir gecesi sabahı güneş şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir diye ifade etmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, bu geceyi mümkün olduğu kadar dualarla
ve ölmüşlerimizin de ruhlarına hediye ettirerek gayret göstermeye çalışalım. Onların da kabir azapları varsa onların üzerinden kurtulmaları için, hepimizin af ve mağfireti için, çocuklarımızın hidayeti için, memleketimiz rahata ve feraha erişmesi için ve akıbetimizin hayır olması için, güzel ve imanlı bir ölüm için ve cennette Allahu Teala'nın cemalullahını görebilmek için, güzel bir mümin olarak son nefesimizi verebilmek için bu gece çok çok dua edelim değerli izleyiciler. Evet, artılarıyla, eksileriyle bugün yine bir programın sonuna geldik. Bu mübarek bir gecede programı kapatırken özellikle dualarınızı da hasreten istirham ediyorum. Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olması temennisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşığı olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin kasidesini dua hükmüyle okuyarak programı burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. Kasidesinde aynen şöyle diyordu. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yazsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam, Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi nuru denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile Eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ebeden daima hoşça kalın değerli dostlar.